Dizinin birinci sezondan itibaren en çok merak ettiğimiz şeylerden biri kesinlikle zombi virüsünün kökeni ve nereden çıktığıydı. Sanıyorum ki çoğumuz birinci sezondan beri bunu merak ediyor ve ne zaman cevap bulabileceğimizi final yaklaşırken aklımıza arada getiriyoruz. O kadar uzun süre bizler virüs kökenine dair herhangi bir beklenti içerisine girmedik ki final yaklaşmasına rağmen hala bununla ilgili gelişme olup olmayacağı konusunda bir teori üretmiyoruz. Peki ya final yaklaşırken gerçekten bu konuda bir gelişme yaşanırsa? Bu durum nasıl olurdu? Kökeni ne olabilir? Özellikle de bu zombi virüsünün kökenine dair bazı detayları sizlerle bu videoda konuşmak istiyorum. Aslına baktığımızda kıyamet sonrası karakterlerimizden her birinin hayatta kalması dizinin en temel problemi gibi gözüküyor. Ama bizler bu temel probleme ve dramaya o kadar alıştık ki şunu kaçırıyoruz. Virüsler neden ortaya çıktı ve bunun kökeni nereden geliyor? Bu konuyla alakalı çizgi romana da değineceğim için bu videoda spoilerlar olabilir. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Birinci sezondan 11. sezona kadar baktığımızda çizgi romandan birebir bir şekilde dizi aktarım yapılmadı. Her şey birebir kopyalanmadan çoğu şey değiştirilerek ya da hiç kullanılmayarak bugünlere kadar geldik. Robert Kirkman çizgi romanlardan bildiğimiz bir isimdi ve dizi içinde çalışıyordu. Bu noktada onun yapmış olduğu her röportaj bizler için önemliydi. Özellikle de onun çizgi romanlar için zombi virüsünün kökenini ne zaman anlatacaklarına dair sorulara cevap verdiğini biliyoruz. Robert Kirkman Walking Dead'deki virüsün kökenini çizgi romanlarda veya orijinal çalışmada asla açıklanmayacağını doğruladığını biliyoruz. Nitekim öyle de oldu çizgi roman bitti ve bu konuyla ilgili hiçbir şekilde bir detay verilmedi. Bu noktada diziye çizgi roman romanlardan aktarabileceğimiz herhangi bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Çizgi romanın bittiğinde ise hikayenin sonunda bir zamanda atlama söz konusuydu. Hikayenin sonunda burası birazcık spoiler olacak ama hala yaşayan hatta hiç zombi görmemiş insanlar vardı. Etraftaki zombiler artık azalmıştı ama bir yandan da kıtlık ve erkek neslinin tükendiğini göstermişlerdi. Çizgi roman bitti ve herhangi bir şekilde virüsün kökenine dair bir şey verilmedi. Tedavi ile ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. Dizinin bu noktada çizgi romanlardan alabileceği özellikle de final bölümü için en önemli şey zombilerin artık çok azaldıydı ve sonunda da bir zamanda atlama gerçekleşti olabilir. Ama tamamen bu yapım tıpkı çizgi romanda olduğu gibi böyle bir hikayeyle sonlandıracaklarını zannetmiyorum. Evet bu senaryodan hikayeden yararlanacaklar ama birebir bir şekilde finali yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü bu noktada yeni yan ürünler için bir adım atmaları gerektiğini bizler biliyoruz. Bu noktada tedavi ile ilgili World Beyond'da muazzam bir adım atmışlardı. After Credit sahnesiyle birlikte tedaviye yönelik Fransa'da bir çalışma gelişme olduğunu varyan zombilerle ilgili bir şey olabileceğini temelleri atılmış oldu. Sizlere her zaman bahsetmiş olduğum gibi Walking Dead artık yepyeni bir çizgide ilerleyecek ve evren sıfırlanmış olacak. Yeni bir inşa aşamasına girilecek. İşte bu noktada çoğu kişinin kızdığı, sert eleştiriler yaptığı ve benim de gerçekten çok eleştiriye katıldığım Scott Gimple ipleri ele alacak gibi gözüküyor. Her ne kadar kızsak ve sinirlensek de bu yapımcı zamanında keyif aldığımız Negan olaylarında Terminasta da vardı ve Alexandria hikayeleri onun eseriydi. Walking Dead evrenini ve ana seriyi biraz bilime ve tedaviye doğru yönlendirecek isim olacak Scott Gimple. Bilindiği gibi evren günden güne zombilerin kökenini gösteriyor ilk nokta olarak World Beyond'a bir adım atıldı demiştik. After Credit sahnesinde Fransa'da zombilerle ilgili bir gelişme yaşanmıştı. Fransa'da olduğunu söylüyoruz çünkü bu sahnede Fransızca konuşuyorlardı. Hatta buradaki yazıda da ölüler burada doğar yazıyordu. Bazıları burada geçen sahneyle ilgili buranın Fransa'da geçmediğini, Kanada'nın Fransızca konuşulan bir bölgesine olabileceğini düşünse de açık konuşmak gerekirse burasının Fransa olduğunu düşünüyorum. Zaten sahnenin sonunda Fransa'da yer alan gerçek bir laboratuvara atıp söz konusuydu. Bu sahneyle beraber herkes salgının orada başlandığını düşünmeye başladı. Burada yer alan bilim adamı Violet adlı bir grubun üyesi olduğunu ve aynı zamanda da Primrose adına daha fazlasına sahip olma olasılığı olan bilim adamlarından oluşan mevcut bir grupla ilgili bilgi verdiğini gördük. Bu konu hakkında görmüş olduğumuz bu sahneler bu zombi salgınının bu gruplar yüzünden çıktığı konusuna ciddi bir düşünce uyandırmaya başladı. Şöyle ki büyük olasılıkla bu gruplar testler deneyler yaptılar ve bir salgına bir pandemiye patlak verdiler. Bu da bence şimdiye kadar elimize geçen en büyük kanıt olabilir. Oradaki sahnede de olduğu gibi ölüler burada doğar yazısı ciddi bir şekilde şüphe uyandırıyor. The Walking Dead evreninde bunun nasıl düzeleceği, nasıl tedavi edileceğine dair yine bir ipucu verecektir bu sahne. Her şey başladığında Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütlenen CRM de bir yandan bunu çözüm için uğraşıyordu. Peki bu durum nereye kadar devam edecek ve virüs kökenine dair bir bilgi alırsak bunu nasıl çözeceğiz? Bunu ne zaman ortaya çıkaracaklar? İşte bizlerin en büyük beklentisi ana The Walking Dead dizisinde bu sezonun bitmesiyle beraber bu konuyla ilgili bir işaret alabileceğimiz yönünde. Bu sahnede görmüş olduğumuz bu kadın ekibin her şey başladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio eyaletinin Toledo şehrinde bir konferansta olduğunu söylediğini biliyoruz. Öncelikle bizler duymuş olduğumuz bu Toledo kelimesi ilk defa duymuyoruz. Çünkü daha öncelerinde henüz 9. sezondayken ve Rick Grimes buradayken bu sahnede bizleri bir tabela bu şekilde karşılamıştı. Kamplarında görmüş olduğumuz bu tabelanın bir tarafı Alexandria'ya doğru giderken bir tarafı Sanctuary bir tarafı Oceanside'a gidiyordu. Tüm bunlardan bağımsız ve ilginç bir şekilde burada yer alan Toledo kelimesi hepimizin dikkatini çekmişti. O zamanlar kimse orada neden Toledo isminin yazdığını açıkladığını görmemiştik. Bu da yine baktığımızda bu görmüş olduğumuz After Credit sahnesiyle doğrudan alakalı bir şey olabilir. Şimdi gelelim biraz da kamu vef meselesine. Burada bildiğiniz üzere kayıp kardeşler Miko ve Tommy ilk defa bir araya gelmişlerdi ve aralarında geçen diyalogta bunca zamandır bu toplulukta yaşadığını gören Tommy'ye Yumiko İtalya'da öldüğünü düşünmesine rağmen burada nasıl olabileceğine dair birkaç soru sorduğunu bizlere göstermişlerdi. Ve bu noktada almış olduğumuz cevap kıyametin başlangıcında her şey henüz başlamışken Chicago'dan ayrılıp doğu doğuya doğru yöneldiğini söylediğini biliyoruz. Buradan çıkarabileceğimiz yol şöyle olabilir. Google haritalara bakalım ve hemen Chicago ile Toledo kentini karşılaştıralım. Hemen şöyle baktığımızda zaten doğuya doğru gidildiğinde Toledo'yu görebiliyoruz. Büyük ihtimal onun gitmiş olduğu ve yaşamasını sağlamış olan bu topluk Toledo'da yer alıyor. Ve belki de bu bilim adamları şimdilerde Commonwealth içindeler ve bizler kalan 8 bölümde bunu göreceğiz. Bizlere aynı zamanda bu topluluğu nasıl kurulduğuna dair önemli detaylar vermişlerdi. Bu topluluğun lideri olan Pamela Milton, çizgi romanda olduğu gibi şimdilik kötü bir adam gibi gözükmese de görünüş itibariyle çizgi romandakine çok benziyor. Hatta hemen hemen aynı. Bizlerin onun hakkında öğrenmiş olduğu en önemli şey kesinlikle siyasi bağlantılarıydı. Babasının geçmişte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu ima ettiğini bizler anlamıştık. Çünkü onun Beyaz Saray'daki zamandan bahsetmişti. Etkinlik vardı ve babasından, babasının büyümesine ve varlığına yaptığı yardımdan bahsetmişti. Kıyamet başladığında Amerika Birleşik Devletleri başında mıydı bilmiyoruz ama Beyaz Saray'da bir rolü olmalı. Bu da şimdilerde Pamela'nın bu medeniyetin hala yaşamasına ve bu topluluğu sürdürülebilir bir hale getirmesine büyük bir parmağı olduğunu gösteriyor. Fakat dizide şimdiye kadar baktığımızda Beyaz Saray ile ilgili tek bağlantı ya da hükümetle ilgili tek bağlantı Pamela Milton değil. Negan'ın grubu olan kurtarıcılar üyelerinden biri olan Paul adına bir karakter vardı. Geçmişte Washington'da sekreter olarak çalıştı ve salgın başladığında orada en yüksek kademelerin, en yüksek hükümet kademelerinin Washington'dan alındığını söylüyordu. Elimizdeki bu önemli bilgiye baktığımızda büyük ihtimalle başkan Pamela Milton ve tüm aileyi oradan aldırdı ve bilinmeyen bir yere gönderdi. Bu bilinmeyen yerde büyük büyük ihtimalle şimdilerde insanların yaşamış olduğu Toledo merkezli Ohio şehrindeki kamu mef olacaktır. Orada bambaşka bir topluluk inşa etmeyi başardılar. Bunları peki neden anlatıyorum? Tekrar geri dönelim ve şimdi bağlantıları kuralım. Yeniden Bird After Altricadishan's'a dönelim. Videoda sizlere söylediğim gibi burada kadın kendisine sorulan bilim adamı takımıyla ilgili şöyle demişti. Ekibin her şey başladığında Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio eyaletinin Toledo şehrinde bir konferansta olduklarını söylemişti. Onlar Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkışıp kaldılar ve Fransa geri dönmediler. İşte belki de bütün bu ipuçlarını ele aldığımızda hala bu bilim adamı takımı hayatta ve kamu mevfte olabilir. Bu grup Fransa'ya dönmedi. Belki dediğimiz gibi bu topluluk içerisinde bu bilim adamları yaşıyorsa kıyametin nasıl başladığına dair çok fazla bilgiler olmalı. Zaten o süreç içerisinde şöyle mantıklı baktığımızda kıyamet başlamışken Avrupa'ya gitmeleri için Atlantik Okyanusu'nu geçmeleri mümkün değil. Bu yüzden de diyebiliriz ki benim düşüncem önümüzdeki bu 8 bölümde bu üyelerden en azından biriyle tanışabiliriz. Çizgi romandan paralel bir şekilde yine 8 bölümün sonunda bir boşluk oluşabilir. Zamanda atlama gerçekleşebilir. Ama en önemlisi kesinlikle kalan 8 bölümden birinde zombilerin kökeniyle ilgili bir tedaviye doğru giden yolla ilgili bizlere bir şeyler söyleyebilirler. Bir şekilde bu After Cadiz sahnesinde duyduğumuz Primrose takımı ya da başka bir takımla ilgili bir diyalog alacağımızı düşünüyorum. Zaten elimizdeki bütün bağlantıları birleştirdiğimizde her şey kulağınıza çok mantıklı geleceğini tahmin ediyorum. Ben şimdi size bir bomba daha vermek istiyorum. Çünkü bu bağlantılara baktığımızda Avrupa'da geçecek olan spin-off'unda büyük bir bağlantısı olabilir. Bu kadar bağlantının boş yeri olmadığını ve bir şekilde bunları birleştirip kamu Commonwealth içinde bilgi alan Daryl'ın kendi ifadesiyle bir göreve çıkacağını görmeyi bekliyorum. Daryl zombilerin doğduğu yere tedavi bulabilmek ve bu virüsü tamamen bitirebilmek için bir göreve çıkmasını görebiliriz. Böylelikle de onun yer aldığı dizide bu zombilerin ortaya çıkışının nedenine köklerine ineceğimizi tahmin ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Elimizdeki bağlantılar, bütün bilgiler bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de bu video gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.